araçta Lice'nin yaklaşık olarak, yani Lice merkeze dahil ancak yaklaşık olarak 7 kilometre uzağında aldıkları noktadan tamamen tenha bir tarlaya götürüp orada müvekkilimi gereksiz yere, sebepsiz yere darp etmeye başlamışlardır. Darp ederken de müvekkilime sürekli Kürtlere küfür et. Kürtlere küfür et, Kürtlere beddua et yoksa seni öldürürüz. Bunları demişlerdir. Akabinde ne mutlu Türk'üm diyene de Türkleri öv, Türkleri yücelt yoksa seni burada öldürürüz şeklinde beyanlarında bulunup müvekkilimi aşırı bir baskı ve tehdide maruz bırakmışlardır. Ve bunların söylerken bile müvekkilimi döverek söylemişlerdir. Müvekkilim korkudan sesini çıkaramamış. Müvekkilin sağ elini şu vaziyette ağzıyla ve gözüyle olabilecek şekilde bağlayıp sol elini serbest bırakıyorlar. Sağ ayağına da çelik kelepçe takıyorlar. Orada da müvekkilime kafasına silahı dayayıp sabaha kadar İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyeceksin, Gençliğe Hitabe'yi ezberleyeceksin ve Mehmetçik Marşı'nı ezberleyeceksin. Sabah geldiğimizde bunları ezberlememişsen seni öldürürüz diyorlar. Ve müvekkilin tişörtünün şurasına bir cihaz bırakıyorlar. Yani ne cihazı olduğunu bilmiyoruz. Müvekkili kandırmış da olabilirler ama söylenen, müvekkile söylenen aynen şu: senin arkana GPS cihazı taktık. Nereye gidersen git seni buluruz. Bu olayı birine anlatırsan da seni öldürürüz diyerekten polis memurları müvekkilimi tehdit edip kafasında silahı dayayıp ondan sonra kelepçeyi söküp olay yerinden uzaklaşıyorlar. Uzaklaşmadan önce de müvekkilimi dere kenarında bulunan bir bataklığa atıyorlar. O bataklığın da çıplak gözle görünebilmesi mümkün değil. Yani 10 metreden bile görünmez. Öyle bir tenha yere atıyorlar. Şans eseri gece 11-12 sularında oradan geçen bir çiftçi kardeşimiz, ahırından çıkan bir çiftçi kardeşimiz müvekkilimi fark ediyor. Müvekkilin babasını tanıdığı için hemen aceleyle Lice Devlet Hastanesi'ne götürüyor. Lice Devlet Hastanesi'nde olayın polisler tarafından yapıldığını bilmeyen doktor hemen polisleri arıyor. Bir darp vakası olduğu için, çocuk olduğu için hemen polisleri arıyor. Polisler de olay yerine gelip olayı anladıktan sonra müvekkilim darp raporu alınmaması için öncelikle doktora baskı kuruyorlar. Akabinde benim müvekkilin babası aşırı sinirli olduğunu gördükten sonra müvekkilin babasına da utanmadan, ahlaksızca, faşistçe şöyle bir ithamda bulunuyor: siz herhalde hala akıllanmadınız, siz beyaz torosların tekrardan gün yüzüne çıkmasını istiyorsunuz şeklinde tamamen ahlaksızca, faşistçe, ırkçı bir söylemle derdine dert eklemiştir müvekkilin ve ailesinin. Devlet zaten eskiden beri yani Kürt-Türk meselesi için ne bu savaş Türk Kürt-Türk meselesi içinde nedir yani bu devletin içindeki bu nedir, bu zaten bu faşistliktir. Bu faşistlere bu Kürt'ü, Türk'ü şeyi birbirine bırakıyorlar yani bütün insanları birbirine bırakıyorlar. Yani bu faşist devlet içinde devlet var yani kısacası öyle diyelim. Devlet içinde devlet var yani. Onu seni bana kırdırıyor, beni sana kırdırıyor, onu buraya kırdırıyor. Çoluk çocuğu ya daha 14 yaşında çocuk olsa nasıl 14 yaşındaki çocuğa bu hakareti yaparsın ya? Çocuk yarın eline silah aldığı zaman yok efendim benim yanıma geleceksin diyeceksin, çocuğun silah almış eline. Niye silah almış eline? Sen o zulmü çocuğa yaparsan çocuk silah eline almaz mı ya? Çocuk devletine düşman olmaz mı? Ona buna düşman olmaz mı? Tabii ki çocuk silah alır eline. Tabii ki çocuk sana düşman olur. Tabii ki çocuk başka şeylere düşman olur. Yok efendim buraya gidiyormuş, yok efendim o terör örgütüne, bu terör örgütüne gidiyor. Sizin bu yaptıklarınızdan dolayı yani bu faşist polislerin yaptıklarından dolayı çocuklar öyle oluyor, gençler öyle oluyor. Yani bütün suç yani onlarda yani onların yani demesinler o terör örgütü bu terör örgütüdür. Asıl kendi terör örgütü olan onlardır. Asıl terör onlardır yani.